Hasan Hocam ne dersiniz? Sizin listeleriniz var, hatta geçen programda bir şey yapmak lazım diye çok heyecanlı bir çıkışınız olmuştu. İnternette de viral videolar arasına girdi hemen hemen bu. Fakat zamlar da devam ediyor. Ne dersiniz? Şimdi tabii ülkenin bir defa notlarımdan hareketle konuşacağım. Yapısal reforma ihtiyacı olan ciddi sorunları var. Ama şu anda bu toplantıya bunu sıkıştırmak mümkün değil. Konumuz ekonomi. Yanımda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli bir vekil var. Kendisine çok saygı duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yine konuları farklı yere götürmek suretiyle ana mecrandan saptırarak kendisi istediği gibi yönetip kendi üzerine odaklanmış muhalefet partisinin, ki burada Millet İttifakı'nı kastediyorum, süreci yönetmeye çalışıyor ve maalesef bu tuzağa Cumhuriyet Halk Partisi'nin de düştüğünü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı konuşacağız bugün. Dün de başka birkaç söz söyledi. Kabulü mümkün olmayan hakaret içerikli sözler söyledi. Fakat eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri, ister buna Gezi Harekatı değil, isterseniz kendisinin ifadesiyle kalkışma değil, başka hususlardan söz edin, bu ülkenin gençlerine zaten bunları layık görüyorsa birlik ve beraberlikten bahsetmesin. Gençler onun cevabını verir. Cumhuriyet Halk Partisi niye cevap veriyor onu anlamıyorum. Zaten Cumhurbaşkanı'nın istediği bu. Bakın bu Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi ağaçlandırmasında da aynı konu. Konuşmaların hiçbir yerinde ekonomi yok. Sorunlar yok. Hep aynı. Hep kutuplaştırma, bir kavga dili ve daha sonra maalesef bu tuzağa düşen muhalefet. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir cevap verme partisi değil. Salonlardan o cevapları vermeyin. Bırakın gençler onun cevabını verecek. Eğer siz bu kelamları, bu kelimeleri bir bütüne hitaben söylüyorsanız hiç bu ana muhalefetin veya muhalefet partisinin cevap vermesine gerek yok. Sizin gündeminiz başka olacak. Sizin gündeminiz sorunları göstermek değil. Sorunlar zaten can yakıcı bir şekilde biliniyor. Sizin işiniz çözüm üretip ikna etmek, ekibinizle bunu ortaya koyabilmek. Bakın ben şöyle söyleyeyim size. Hala tartıştığımız konular. Beşiktaş'ta bulunan camide içki içilmesi meselesi. Kabataş'ta efendim işte şu yapıldı. Bununla ilgili karşılıklı atışmalar. Ya bu çok önemli bir konuysa insan değil mi şunu düşünüyor. Ya bunun Cumhuriyet Savcısı var. Meclis araştırması var. Gereğini yaparsın. Soruşturma yapıldı o oradaki. Ya ama hala bu kullanılıyor. Benim kızgınlığım Sayın Cumhurbaşkanı'na değil. O kendince süreci, iktisadi sorunlara boğulmuş bir süreci bu şekilde gündemini farklı yere götürüp saflarını sıklaştırmak suretiyle idare etmeye çalışıyor. Çünkü başka söylenecek bir söz kalmadı. En azından ekonomiyle ilgili. Ama siz alet olmayacaksınız. Son yani 24 saat veya 48 saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri. Aç sefil ama alkol ve sigara almaktan geri durmuyor. Biz de vergileri bindiriyoruz. Lan diyorsun ki Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl bir üslup? Böyle mi açıklanır? Yani şuna da girmiyorum. Her aç sefil efendim işte da alkol alan sigara içen aç sefil mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Zamlar böyle açıklanır mı? Asla. Yani siz şunu demeniz lazım. Yani kara göründü, para bitti kardeşim. Oradan buradan vergi indiriyorum. Hayat pahalı ortada. Para pul olmuş. Ne yapacağım? Ben neyle bu hizmeti sunacağım? Sosyal yardımları. Nereden? Şarkı mı söyleyeceğim? Ya borç alacaksın ağır faiz yüküyle. Onu da nasıl da biz esasında reddetmiştik. Nasıl olduysa tekrar faize fazlasıyla teslim olduk şu anda. O açık, onların hiçbirisini açıklayamıyoruz biz. Düzensiz göçe atlayan zannediyorum. İstanbul'a çalışmaya geliyorlar. Başımızın üzerinde yeri var. Gezili katılanları söylemiyorum rütük gereğince. Evet. Yani neticede ve sonra bakın olan ne?
arkadaşlar. Hamdolsun Haziran ayına da zamlarla giriş yaptık. Konutta doğalgaza %30. En son Nisan ayında, yani geçtiğimiz senenin Nisan ayında değil arkadaşlar, bu Nisan ayında %35 zam gelmiş. Konutta elektriğe %15. Ben size hayatın gerçeklerini söyleyeyim. Bunu yaşıyor millet. Ya insan kendini yakıyor ya. Kardeşim biraz duyarlı olun ya. Sizin atışmanıza karnınız doydu ya. Sert siyasetinize bırakın ya. Millet derde çare istiyor, sen ne yapıyorsun? Bu mudur yani birlik beraberlik? Birisi çıkacak Maltepe'de farklı alternatif ağaç dikecek veyahut da kutlayacak. Diğeri Sayın Cumhurbaşkanı gidecek Yeni Kapı'da Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtelif yerlerinden gövde gösterisi yapacak. E ondan sonra birlik beraberlikten bahsedeceksin. Ya balık baştan kokar. Şu anda daha seçimlere bir yıl, eğer vaktine yapılacaksa, vaziyete bak. Niye? Çünkü ülkede ciddi iktisadi sorunlar var arkadaşlar. İnsanlar yanıyor ya. Ama buna da alet olan muhalefet var. Bu tartışmalar içine girmiyor. Ya muhatap alma. Cevap verme. Tuzağa düşme. Sen kendi yolunu yürü. Fakat maalesef ne söylersek söyleyelim, her şeye cevap vermek istiyorlar. E zaten iktidarda olan isteği o. Çünkü sorun var ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorularına geleceğiz. 10 soru içinde ne var ekonomiyle ilgili? Bir satır var. O da uluslararası iktisadi sorunlar konusundaki, efendim işte bunları çözme yönünde sizin şeyiniz var mı? İttifakınız var mı? Var. Herkesin var. Hadi çözelim. Ya herkes oraya giderken biz buraya gittik. Biz faiz düşürdük. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Eylül 2021 tarihinde bu ülkede faiz, Merkez Bankası'nın politika faizi %19 iken arkadaşlar, aklımızı çalıştıralım. Enflasyon %19'du ya. Şu anda kaç? Kaç şu anda? Hadi çıksın TÜİK ilan etsin bakayım. %6 değil. Hadi bakalım tekrar siz şimdi bunu düzeltin, toparlayın. Neyin, hangi inat uğruna yaptık biz bunu? Hani enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuçtu. Ya böyle olmadı, ortaya çıktı, hala inatla biz bunun üzerine gidiyorsak bundan zarar görüyoruz ya. Görmüyor muyuz ya? Ve devam edelim bakın. Bu akşam kanallara bakalım. Hepsi bu açıklamalar üzerinden gidecek. Bu milletin yangın yerine dönen ekonomisi üzerine gidecek mi? Doğalgaza %30 zam. Elektriğe %25 zam. Daha felaketi arkadaşlar. Benzine 3 günde 2,5 lira 3 lira. Mazota 2,5 lira 3 lira zam geliyor ülkenin değişik yerlerine göre. Ya 25 lirayı geçti. Bunun maliyeti kime yansıyacak? Hani biz dövizi istediğimiz gibi bıraksak da gitse de istediği yere gitsin. Efendim işte bu şeyin pahalılığın önünü alacaktık. Ne oldu? Al işte geldiğimiz yer burası. Şuraya da yazdım. Tezimiz gayet netti bizim, yapabilseydik. Faiz düşünce, kur yükselecek, ihracat artacak, ithalat düşecek, cari açık düşecek, üreticiler ithalat yerine üretime geçecek, fiyatlar düşecek, fiyatlar düşünce enflasyon düşecek, enflasyon düşünce kur düşecek. 9 aydır faiz indiriyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Maliye Bakan nerede? Açıklama yapsın, çıksın. Haziran ayında gözlerimiz ışıl ışıl parlıyordu. Hocam seni iktisatçı yaptılar yok ya. Ya bunun için arkadaşlar buna gerek yok. Bakın vallahi millet bize gülüyor. Gülüyor evet. Yani diyor ki ya ne yapıyorsunuz diyor ya. Ne anlatıyorsunuz? Bize şunu anlatın kardeşim. Bu ekmek şu anda bazı yerlerde 3,5 lira, bazı yerlerde 4 lira. Hatta 4,5 lira oldu. Nasıl oldu? Sen bunu tekrar 2 liraya nasıl getireceksin? Gürtel benzini. Hem ekonomi, hem iktidarı, hem benzini, bakın şöyle söyleyeyim size. Haklı denilir. Benzini, mazotu 20 liraya 15 liraya nasıl getireceksin? Gel beni ikna et. Ya çocuk bezi 100 lira olmuş ya. Yapmayın arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Allah bizi çarpar ya. Ben size söyleyeyim. Bunu şimdi kimse sorumlusu çıkacak ortaya. Ya birbirimize beddua lanet okumak yerine. Arkadaşlar biz acı reçetemiz şu. Bunu uygulayacağız. Uygulamazsak. Atışma yerine döndü. Daha seçime de bir yıldan fazla zaman var. Şöyle bitireceğim. Ya 23 Eylül 2021 tarihinde dolar 8,60. Şu anda kaç biliyor musunuz? En son şuraya aldım. 16,40'da. Nasıl becerdik biz bunu? Nasıl becerdik? Bir de eğer bu doğru olansa ya. Arkadaşlar eğer bu doğru olansa bu pahalılık niye? İnsanlar neyi öngörebiliyor sadece biliyor musunuz? Paranın değerinin düşmesini
ve hayat pahalılığının artmasını öngörülebilir tek şey şu. Şu anda siz kur korumalıyı kaldırsanız, bazı vaatlerde bulunmasanız 24. kimsenin parası Türk lirasında kalmayacak. Hocam, dolayısıyla şöyle söyleyeyim size. Güven sorunumuz var bakın. Çok basit, ben size bir şey söyleyeyim. Bence bunu hepimiz düşünelim. Bu seçim kazanmak, kaybetmek meselesi değil. İster iktidarda olan yapsın bunu, isterse muhalefetten gelecek. Millet hakikaten bunu bekliyor. Bak, gençler özellikle bekliyor. Kadınlar bekliyor. İnsanlar bilinçli. Sırf biat kültürüyle hareket edemeyiz. Yerlilik, millilik tamam, din tamam, hepsi tamam ama insanlar insanca hakikaten bundan 5-10 sene önce yaşadığı gibi belki yaşamayı özlüyor. Ama bunu verebilme konusunda siyasilerden bıkmış durumda. İyi bir ekibi, hukuk disiplinini, piyasaya güveni, güven sonrasında kalkınmayı nasıl sağlayacaksanız Allah aşkına bunu insanlara anlatın, ikna edin. Alternatif olun. Yoksa yani bu gidişat doğru bir gidişat değil. Ben size söyleyeyim. Tüketin, tüketin diyen kimse yok topluma. Aksine üretin diyen bir irade var. Hocam. Yani sistem onun üzerine eskiden, kuruldu şu anda. Eskiden kuru düşük tutalım. Toplum sürekli tüketsin. Düşük kur, sürekli düşük faizle bankadan kredi çeksin. Ev alsın, araba alsın, beyaz eşya alsın. Şu an tam tersi. Topluma diyor ki sürekli üretin. Üretin, üretin, üretin. Faizi düşürme iradesi de bu. Ha, siz şunu eleştirebilirsin. Dersin ki faizi %20'den zamansız düşürdün. Bu konjektürde biraz daha bu kadar acele etmeyebilirsin. Bunlar eleştirilir. Veyahut da kur niye 17 lira? Bu da bir eleştiridir. Ama bu modelin adına yani Türkiye kendisi aramal, savunma sanayi başta olmak üzere kendi ihtiyaçlarımı kendim üreteceğim. Kararlılığını sürekli tüketin, tüketin diye tarif etmek cidden büyük yanılık. Diğer taraftan devletimizden niye utanalım Allah aşkına, bu nasıl cümle ya? Devletten niye utanalım? Ya kur 17 lira diye niye Türk devletinden utanalım, Türk milletinden utanalım, kendimizden utanalım? Çin'in para birimi her zaman Amerikan dolarına karşı %40 daha ben düşük. Ben utanmak bilinçli lazım. Bilinçli bir strateji. Ben devleti kastetmedim. Utanmak aynen lazım. Utanacağımız bir şey yok hocam. Bizim utanacağımız dönemler neydi biliyor musun? Bizim devletimizin %70'ini Amerikan ajanları ele geçirdiği dönemlerden biz arduracağız. Nasıl bunlara vermişiz? Kim faizi kime ödüyorsun? Veyahut da, Amerikan ajanlarına veyahut da ödüyorsun, Kuzey Irak'a girerken Amerika'dan izin aldığımız kusurla dolardan Kuzey Irak'a CD'simiz işte ortada. Şey, dolardan faizle para alırken o faizleri kime ödüyorsun? Kuzeyra, o hocam, dediğin insanlara ödüyorsun. Gözünü seveyim. Kuzey Irak'a girerken operasyon için izin aldığımız yıllarla ilgili ağır duymamız lazım. Elbette ki problemler Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hiç kimseden izin yönetim almadı. Yönetim hatalarıyla alakalı doğal hakkındır. Bizim 95'te Şehirlik Harekatı'nda da almadı. Bu Türkiye'de kim diyebilir ya dolar 17 lira? Burada büyük bir başarı var diyen var mı? Sen diyor musun Cem Kaya? Ben diyor muyum? Hayır, hiç kimse öyle bir şey demiyor. Ama bu cümlelerle alakalı. Tüketin, tüketin, tüketin. Hayır. Üretim, Serkan, üretim, üretim modelidir bu ben hocam. Bu üretim modelidir. Eden şu anda doları yükseltmek istiyor diyorum. Ya ben o şekilde yükseltildiğini söylüyorum. O şekilde düşünmüyorum ben. Yani çünkü bunun başka bir açıklaması ya bu hükümet seçime bir yıl kala. Bir insan bir yıl kala. Serkan, bir yıl kala. Konuşmasında ne yapacak ben iktidardan mı gitmek istiyorum? Faizleri düşürmeye devam edeceğim der. Güven yok, stabil olamıyorsun. Gözünü seveyim. Bu açıklamalar yapıldıktan sonra bu vaziyet gerçekleşti. Çünkü hükümet eden diyor ki doların yükselmesi benim işime geliyor. Yapılan ihracattan gelen gelirin %40'ını da alıyorum ben. Dolara da el koyuyorum. Budur. Yapılan bu. Sen sabit gelirin muhalif de evet, yoksullaştığını muhalif biliyorum. Bunlara da ben ara ara pansuman yapacağım muhalif diyor. Muhalif başlıkları şunlar olabilir. Bir, tasarrufa devlet kendisinden başlasınlar. Mesela sen şaşırmadın mı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesine? Yolsuzlukla çok daha etkin bir mücadele süreci başlatılmalı. Türkiye'de para kazanıp paralarını yurt dışına götürenler o sebeple bu sebeple bunlarla ilgili mücadele başlığını bir muhalefet başlığı olarak ortaya koyarsın. İki sebebi var. Burada kazandığı para helal değil. Güvenmiyor kendine. İkinci sebep muhalefet geldiğinde sürekli tehdit dilinden dolayı helal kazanmış adam da korkuyor. Acaba diyor ben hükümete yakınım diye. Benim kazandığım parayı da mı haram sınıfına sokup el koyacaklar diye korku ikliminden kaynaklanıyor. Türkiye'de kazanılan para bugün hepsi yurt dışına gidiyor. Bu sizde bir döviz sıkıntısı yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Ekonomiyle alakalı yanlış politikalar var mıdır? Vardır, çıkın somut örneklerini söyleyin. 17 doların bir izahı yok çünkü. Dolarınız 17 olduğunda bir geçiş süreci, bir sancılı süreç. Ve ben vatandaşlarımız, bizi izleyen değerli izleyiciler, şundan eminim. Türkiye'nin ekonomik modelinin
uygulamalarıyla ilgili eleştiriler olabilir ama irade doğru bir iradedir. İktisadi bağımsızlık olmadan işte 2018'de rahip olayında yaşadık. Fransız. Tehdit ediyor, parmak sallıyor, geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Şu anda senin iktisadi, ekonomi elbette ki farklıyız hocam. Farklı bir yola ya, çıkmışız, yola çıkmışız. Bu yol değil. Ne yapacaksınız? Bak, bu ekonomide bir yolda değiliz. Ersan Şar örneğin şeydir, bir iktisat Serkan, hocamız bir var, yol yok onun ya. Hayranıdır. İktisat hocamız tamamen bir Amerikan hayranıdır. O iktisadi modellerin de hayranıdır. Ya, Amerikan hayranıdır. Evet, evet. Şeyde Özgür Demirtaş'tan bahsediyor. İktisadi model olarak da orayı benimsemiştir. Amerikan zihniyetiyle zaten Türkiye... Ya böyle kolay ama bu böyle suçlamalar. Hayır, Amerikan ben Amerikancı ama şimdi Özgür Hoca da bugünlere yönelik daha önceden hayır. Çok... Hocam, herhalde. Bakın cümlemi tamam. İktisat teorisi, evrensel iktisat teorileri dediğiniz Amerikan kapitalist iktisat teorileridir. Kastettiğim bu. Serkan, adam, Sayın yoksa hocaya Amerikancısın şu. Demiyorum evet. Faiz sebep enflasyon sonuç demiyor mu? Evet, ve diyor ki ben faizi düşüreceğim, düşürmeye devam edeceğim diyor. Geldiğimiz hal bu. Evet. Bu hipotezin yanlış olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmeden ve buna ilişkin önlemler almadan bu sorunu çözebilir mi? Faiz zamansız çok aşağı getirildi. Ben sana şunu söylüyorum. Geçici bir süre ki bir sahte cennet faiz mutluluk oluşturacak durgunluğun önüne geçmek için yapılmak istenen bu şu anda. Ama bak şöyle bir durum var Serkan Topel. Şimdi hayat pahalı dünyada var ama Türkiye'de iki kat var. Bak enflasyonun gözlük kurumundaki anlamı hayat pahalılığı demek ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ülkede enflasyon yok hayat pahalılığı var diyor. Ya şaka mı bu? Hocam o çok iktisadi bir tartışma. Ya ne demek iktisadi tartışma? Hayat pahalı mı? Vatandaş bizim sokakta ne anlar ondan? Dur hocam iki dakika Allah aşkına. Cebindeki parayla ne alıp alamıyor? Teknik anlamda bak teknik anlamda enflasyon ve hayat pahalılığı farklı farklı terimler olarak olabilir ama ekonomide. Vatandaş ne anlıyor? Yani mesela şeyde Finlandiya'da enflasyon yok ama hayat çok pahalı. Bu ama Türkiye bu Erdoğan anlatmak istedi. Çok başka bir para alır mı? Ya şimdi bak. Türkiye Cumhuriyeti'nde enflasyon da yüksek, hayat pahalı evet, da yüksek. Ersan Hoca'nın enflasyonuyla benim enflasyonum bir değil bir. Enflasyon şu, devlet diyor ki benim ülkemdeki mal ve hizmetlerin bir yıldaki artış ortalaması nedir? Enflasyon bu. Devlet kendini ölçer. Ülkesinde üretilen mal ve hizmeti ölçer. Hayat pahalılığı şu. Erdoğan Aktaş'ın hayat pahalılığı farklı, benim hayat pahalılığım farklı. Ama ortak noktamız ne? Ulaşım, gıda, faturalar. Evet. Doğru mu? Mazot. Evet. Bunlar da bir kira fiyatları. Hepimiz Serkan adına ortak... Eksik tespitte bulunuyorsun. Ne gibi? Söyle abi. Şöyle ki, hiç şüphesiz sen başarılı bir avukat olarak benim gibi bir gazeteciden çok daha fazla kazanıyorsundur ki umarım öyledir. Dolayısıyla mesela izleyici yazmış 10 gün önce 44,50 liraya aldığım bana çay bakıyor. 89,90 bunu aksine bir şey mi söyledim? Bir saniye ama bu senin için de öyle benim için de öyle. Enflasyonla hayat pahalılığı aynı şey değildir cümlesini açıklıyorum. Bak Serkan'cığım, hayat pahalı. Gıda TÜİK şey demiyor ki. Bir cümle bak TÜİK diyor ki beni biraz gıdada %100 artış var. Ulaşımda %130 var. Kabul ediyor bu. Hocam bir şey söyledim. Ben şunu iddia ediyorum diyorum ki İktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanı fiyatların üretenler tarafından, sanayiciler tarafından artırılmasına, fahiş artırılmasına esasında görünürde itiraz ediyor. Engellemiyor. Bunu da kendisi zımni olarak ikrar ediyor TÜİK'le birlikte. TÜİK diyor ki üfe üretici fiyat endeks artışı %30'un üstünde, tüketici ise %70 civarlarında, %72'de böyle bir şey olamaz. Ya zaten ya bu üfe tüfe, ya zaten üfe tüfeden fazlaysa zaten. Efendim işte fahiş fiyat uygulayanlar. Benim söylediğim şu. Şu anda yapılmak istenen ne? Model gayet net. Model seçime gitme döneminde Sayın Cumhurbaşkanı durgunluk istemiyor. Bir şey, bir serum, bir para. O akşam devam etmesi, aksine, tüketim biraz artsın. Biraz talebin düşmesini istiyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Yurt dışından döviz gelsin. Talep düşmeden, talep düşmeden. Ama kısıtlı arz var. Talep yüksek. Ya bir şey diyeceğim. Ersan Hoca yokken burada... Burada diyordun ki ya bir uzlaşalım, şunu yapalım, bunu yapalım, ortaya koyalım. Yani, bir anda geldi hocamız ve ama hoca da değil. Ama bak Serkan, Serkan Topel, sen şimdi öyle bir portre çizdin. Ama Serkan, sokakta bundan başka konuşulan konular. Serkan Topel'in çizdiği portre şu. Sosyal medyada böyle. Hayır ama Serkan Topel'in çizdiği. İki konu var Türkiye Cumhuriyeti'nin konusu. Birisi yabancılar, birisi İki ekonomi. Serkan Topel'in çizdiği nokta şu. Erdoğan, anti-emperyalist bir çizgide neoliberalizme bayrak açmış bir devrimci. Ve bir kamucu ekonomiyi ortaya koymuş ve bize diyor ki ben sizin için varım. Hayır, 3 günde bir yaptığı açıklama, hayır, 3 günde bir yaptığı açıklama, biz serbest piyasa, bak biz serbest piyasadan vazgeçmeyeceğiz ve bu sistemle yürüyeceğiz.
Hani Nebati demişti ya Sayın Nebati, biz artık ortodoks politikalar bitti. Biraz önce dedi işte o Amerikan Hayek'lerin, Friedman'ların diye heterodoks politikalar yapacağız dedi. Onu uygulama diye bir şey yok aslında. İlk defa heterodoks uygulamayı yaptılar. %25 ile bir kira olayına girdiler. İlk defa müdahale ettiler. Şimdi hocanın ben eksik bıraktığı bir rakamlar konusuna gelelim. Buradan biz bu iktidarın insanları bizim yurttaşını mı düşünüyor? Yoksa daha çok iş çevrelerini düşünüyor, oradan anlarız. Kur korumalı mevduatta hoca dedi 5 Mayıs 8 Haziran arası 34 günde kur korumalı mevduatın toplamı 63 milyar dolar. 5 Mayıs'ta dolar 14.83. Şu anda 17.15. Aradaki fark 2.32. 63 milyar dolarla çarptığın zaman Türk parası 146 milyar lira. Bunu bankalar 12.9 milyarını ödüyor. Geri kalanını hazine ile Merkez Bankası ödüyor, 133 milyar. Yani biz ödüyoruz. Bankalar bu eğer serbest piyasadan hani halkını düşünen bu sistemle kavga eden iktidar bankaları koruyor, vatandaşını korumuyor ve vatandaşın cebinden 133 milyar lira çıkıyor. Bana bunu açıklasınlar. Faizi %40-50'ye çıkarsaydı vatandaşın faizi bak şöyle. Mu? Şimdi bak faizi yani, çıkarmasın. Burada bu eleştiriler faizi. Bunları konuşuyorsunuz. Bunu, ne yapmamız siz şunu lazım? Sorgulamadığınız faizi soru şu Serkan Toker. %50'ye mi sıkıntı lazım? Şu. Çözüm ne? Siz Naci Ağbal'ı 7.90 iken niye görevden aldınız? Bu adam sizin önünüze raporlar koymuş. Demiş ki ben Eylül ayında faizi indirmeye başlıyorum. Politika faizini. Raporları var. Bu duruyor şu anda. Beştepe'de raporlar duruyor. Ben bunu bilerek söylüyorum. Ve bu faizi indirecek ve enflasyonu da %11'lere getireceğim diye de bir rapor var önlerinde. Ve buna rağmen sen 7.90'lık doları alıyorsun, 18 lira çıkartıyorsun ve 18 lira çıktığında da müdahale ediyorsun, kur korumalı mevduat diyorsun ve tekrar dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bunun nasıl bir ekonomik modeli var? Hani ben de senin de aynı fikirdeyim. Bağımsız ekonomi, iktisadi anlamda tamam, olmadan olmaz. Şimdi üretim ilgili, diyorsun. Bu iradeye mi cesaret edeceğiz? Ersan Hoca şunu anlatıyor. Ersan Şen'in dediği şu ama. Şimdi bakın. Diyor, bak bir şey söyleyeyim. Ersan Şen'in dediği şu. İrade önemli. İnsanları borçlandırıyor diyor bu iktidar. Daha çok kredi çek diyor. Daha çok diyor tüket diyor. Tüket dediği de şu. Borçlanarak tüketiyor. Borçlanarak tüketen zaten bu sistemin amacıdır bu. Borçlanan insan sana tabi olur ve köle olur. Ve senden başka kurtarıcı da bulamaz. Siyaseten budur. Çünkü bu yaptı bu çözer. Bu batırdıysa yine bu çözer. Ben oradan yapamam der. Çünkü borçlandığı yer burası. Borçlanma faizi. Şimdi senin çok dediğin çok samimiyse bu iktidar. Çok samimiyse. Garantili anlamda o hani döviz garantili yollardan köprülerden niye vazgeçmedi? Niye bunu TL'ye çevirmedi hiç? Nasıl çevirecek anladım. Niye çevirmesin ya? Hamaset. Ya niye çevir? Niye hamaset olsun? Yani. Şimdi her şey çevrilebiliyor. Sen şunu söyleyebilirsin. Yap işlet devlette yabancı yatırımcı gelir der ki ben buraya 1 milyar dolar para harcayacağım. Sen şey şimdi mi diyeceksin? Cem kardeşime de bir söz gelsin tamam. Ondan sonra. 1 milyar adam yabancı yatırımcı 1 milyar dolar yatırım yapmış. İşin sonunda ben sana TL ödeyeceğim buyur 700 milyon. Böyle bir ticari kardeşim mantık var mı? Ha. Bu işin Türk firmaları için, Türk firmaları için, düğme baştan yanlış iliklenmiş. Türk firmaları için diyeceksin. Ey Türk firması, sen bunu yabancı bankalardan kredi çekerek yapacaksan, o zaman ben de girseydim, ben de yapsaydım. Biz madem sermayen yoktu. Bak kur korumalılara ödeyeceğimiz parayla bunu Çanakkale Köprüsü Türk ortakları için söyleyebiliriz. Öyle deme gözünü o zaman seveyim. Biz de alalım, biz de bak, yapalım. Bak ne diyorum ben yabancı sen. Şöyle yapmıyorsun beni. Müsaade edin hocam. Çok beklettik Cem Kaya'yı. Öyle ya da böyle çok kara bir tablo çıkıyor ortaya. Evet. Neresine katılıyorsunuz? Çözüm bulmadan kara çalma diyoruz. Hayır yok, çözüm var. Ne çözüm? Çözüm faiz artışından biraz başka bir şey söylemedim. Yani, bak onu bile söylemedim. Ön yargısını görüyor musun? Söyleyemedim. Ağzımdan çıkmadı. Yarım bıraktım, faiz yarım. Elbette faiz artıracaksın ama tek çözüm o değil ki. O çözüm o değil. Bak, neyse faiz artıracaksın. Ama bu model değil. Bak Serkan söyleyeyim sana. Şu anda çünkü önümüzde bir model yok bence. Peki. Sayın Devlet Bahçeli. Amerika'ya karşı yine aynı dik pozisyonu sergilediğinde hükümet alaşağı edildi. Neyle? 2007'ye kadar ekonomik krizle. 2013'te Sayın Erdoğan Amerikan ajanlarını devletten tasfiye sürecini başlattı. 2016'da Türkiye darbe girişimine maruz kaldı. Serkan bunlar beri, hamasi sözler gözünde. Yani ne hamaset Allah aşkına ya. Ya duygu içeri başlamış ya. Biz sana hamaset sen şu andaki bu hayat pahalılığını, Türk lirasının kullanmasını kalkıp da buralara dayandıramazsın ya. O zaman sen şunu söyleyeceksin. 20 yıllık AK Parti döneminin ekonomi politikası felaketti. Bu felaketin sonucu şu anda. Evet, kimin sonucu? Evet bunu söyle. Tamam. Biz de eleştirdik. Sen neyi söylüyorsun? Sen şimdi sen elma ile armudu karıştırıyorsun. Suriye'ye müdahale. Yunanistan'a müdahale. Öncesi, ne alakası var 2013 ya? 2013 öncesi AK Parti ekonomi politikalarını savunuyorsun. Serkan Toper.
Burada 2013 öncesi ekonomi politikalarını savunuyorsun. Peki bir saniyenizi rica ediyorum. Buyurun hocam. Ersan Hoca faiz. Şimdi bak bir sen Serkan Töper konuşmalarımda konuşmalarımda devlete, millete, ülkeye hiçbir şey demiyorum. Sözüm yok. Benim sözüm yönetene. Muhalefetle konuşmuyoruz şu anda. Muhalefetin hala niye alternatif olamadığını veya bu derdini anlatamadığını, hala Cumhurbaşkanı bağımlılığı yaşayıp da ona laf yetiştirmekten öte kısa net öz cümlelerle millete dokunarak sorunlara ortaya koymaktan öte çözüm önerilerini üretemediğini ve inandıramadığını onu muhalefet çıkıp açıklayacak. Ben söylüyorum. Mesele diyorum ki yapman gerekir. Bir saniye. Çözüm önerisi değil mesele. Serkan Töper. Onlara gelecek. Ekonomik yoksullukla bağımlı. Şimdi geçen bir yayında bir yayında biz bu Suriye'nin kuzeyine, ki Kuzey Suriye denilmemesi gerektiğini söyleyenlerden birisiyimdir. Doğru. Katılıyoruz. Ben ne zaman bu herkese naklolan, bu evlere ulaşan yayınlarda bunları dile getirdiysem, bir dönem insanlar o yayınlarda beni neredeyse linç ediyordu. Ne demek yani, biz oraya IŞİD için gidiyoruz. Ne PKK'sı? Ben de diyordum ki IŞİD bana ne ya? Benim umurumda değil. Benim umurumda olan benim milletimi, memleketimi tehdit eden bölücü terör örgütü kardeşim. Onun adı YPG değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin dış destekli tek muhatabı vardır orada. Terör örgütü olarak PKK ismi. Onun ismine YPG, SDG, onu bunu demek suretiyle algı oluşturulmasını da kabul etmiyorum. O bir Amerikan oyunudur. İsimleri değiştirmek suretiyle fantazi oluşturmak. Yok efendim bunlar gayrimeşruydu da bunlar meşru. Onlar bize sökmez. Bunu geçelim. Ben şimdi geçen yayınlardan birisinde bir Sayın Paşa dedi ki ya dedi işte bu dedi İsrail Arap Savaşı oldu. İsrail az bir nüfusla ve güçle yendi. Yarın bizim durumumuz sonumuz da Yunanistan şu anda müthiş bir hava desteği alıyor. İyi niyetliydi esasında. Bizim de eksiğimiz çok. Bu çırpınırdı Karadeniz'de olmaz. Ben de dedim ki yani şimdi söylüyorum onu. Ya biz Türk milletiyiz. Arap milleti değiliz. Bizi Araplara benzetmeyin. Biz farklıyız. Biz bak şuraya da notumu almışız. Türk milleti ağaç kovuğundan çıkmadı. Gökten zembille inmedi. Toplamayla oluşmadı. Talimatla kurulmadı. Sınırlarını kanla çizdi. Tamam? Bizim ne konuştuğumuzu biz biliyoruz. Biz oturup 2011 yılı Suriye politika hatalarını da konuşmuyoruz burada. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Bu hale nasıl geldiğimizi biliyoruz. Şimdi ne yapmaya çalıştığımızı da biliyoruz. Yine hatalara işaret ediyoruz. Keşke Türkiye Cumhuriyeti Fırat'ın batısında, Rusya Federasyonu'na, Fırat'ın doğusunda, Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç olmasa. Gidip orayı yerle bir etse. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletini tehdit eden unsurlara izin vermese. Bizim hala müttefikimiz görünen Amerika Birleşik Devletleri, ki şu anda düzenlenecek askeri harekatın Fırat'ın doğusuyla bir ilgisi yok. Fırat'ın batısı, Rus bölgesi. Utanıyorum bunu söylemekten de. Yani 911 kilometrelik Suriye Arap Cumhuriyeti'nde bizim komşularımız değişti. Konu başlığımıza geliyorum oraya. Dolayısıyla bizim bu iktisadi sorunlar üzerinden oturup da Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilik, yurtseverlik dersini kimse bize veremez. En azından bana veremez. Ha geçin onu. Onlar farklı. Eğer o tartışmaya girersek herkesin nasıl hareket edeceği, bizim de nasıl hareket edeceğimiz belli. Ne söylediğimiz belli, bundan sonra ne söyleyeceğimiz belli. Ama bu yönetim hatalarını perdelememize, kapatmamıza izin vermez. Benim söylediğim şu. Arkadaşlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde mazotun 28 lirayı, benzinin 27 lirayı geçmesinde sadece iktidar hatası var. Sadece. Bir inat uğruna gidiyoruz. Devam ediyorum. Bütçe açığını, dış ticari açığı kapatacak tasarruf önlemleri alabiliyor musun? Alamıyorsun. Şu anda alamayacaksın. Al, çözüm bu arada var bak. Onu söyleyeyim sana. Tarım için politikanı düzenleyebiliyor musun? Düzenleyemiyorsun. Bak geçen toplantıda bir görüşmede Tarım Bakanı diyor ki 19,5 milyon ton buğday ihtiyacımızı biz karşılıyoruz. O zaman biz de soruyoruz. Diyoruz ki Sayın Tarım Bakanı, Rusya'dan, Ukrayna'dan biz niye tahıl ithal ediyoruz ya? Niye ithal ediyoruz? Koskoca Anadolu'da. Şeker. Bunun sebebi kim? Siz dün mü iktidara geldiniz? Bunun sebebi ne? Bizi bazı firmalara teslim eden kim? Şekerde kim? Ya şimdi bunları açmayalım. Kim o taahhütleri verdi de yabancılara peşkeş çekti? Firmaların isimlerini söylemeyelim burada. Ya her gün yazılıyor. Tohum üretemiyoruz, tohum yapamıyoruz. Tohumculuk yasası çıkardılar. Yerli tohum da diyor ki çok yüksek mertebelere geldik. Neye geldik? Yok. Bak şuraya söyleyeyim size arkadaşlar. Bizim konuşmamız gereken şu. Ya diyor ki çiftçiye buğday için kilo başına 1.05 kuruş, 1 lira 0.5 kuruş teşvik vereceğiz Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden. Kaynak açıklanmıyor. Hadi onu bir kenara koy.
Ya açıkladığında alt yazı yazıyor Cem kardeşim, geçiyor. Mazota 1 lira 93 kuruştan gelmiş ya. Ya dalga mı geçiyorsun sen yani? Ne yaptığını zannediyorsun? Hangi girdiler, hangi maliyetleri engelleyeceksin de sen millete ucuz ekmek yedireceksin? Arkadaşlar biz burada milletin gıdasını konuşuyoruz ya. Domatesini, biberini konuşuyoruz. Biz burada yağını, ayçiçek yağını, ekmeğini bu konuşuyoruz. Bu bölümde konuşuyorsun. İtiraz biz bunları konuşuyoruz. Bizim uçak yap, istediğini yap, yollar yap, köprüler yap. İnsanlar onları yiyerek beslenemez. Biz burada proteini konuşuyoruz, sütü konuşuyoruz, eti konuşuyoruz. Biz sırça köşklerde değiliz, kopmadık toplumdan. Bugün hangi meclise girersen gir, sadece konuşulan ekonomi, milletin ekonomisi, milletin derdi, cebi. Ve ben size bakın şurada birkaç cümleyle söyleyip tamamlayacağım. Arkadaş yapabilirsin. Yolsuzluğu önle, doğru. Konuşalım. Gereksiz politik yatırımları önle. Birçok ölü yatırım var. Niye yaptık? Niye yapmaya devam ediyoruz? Bizim ne işimiz var millet bahçeleriyle? Niye onları ihaleye çıkıyoruz? Niye biz, tamam doğru Serkan diyor ki ya onları dönmek kolay değil. Kardeşim bir şekilde otur. Senin dövizin yok, doların, euron yok. Ben niye yap işlet devletlerde Türk firmalarına dövizlerinden para ödeyeceğim? Ya ben zaten para bulamıyorum. Bulamadığım için ihracatçının %40 dövizine el koyuyorum şu anda. Çünkü para yok. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu, millet beni dinlesin, paramız yok. Yok. Olan Türk lirasını matbaada basıyorsun ama matbaada gidip o gavurun, yabancının dolarını, eurosunu basamıyorsun. Yok, paran yok. Onun için sen para almak için sağa solu tırmaladığında senin önüne 8'de, 9'da, hatta 10'da, şimdi belki onu söyleyecekler, faizle dolar borç vermeye çalışıyor. Seni ipotek altına alıyor. Sen o doları kime ödüyorsun? 20 yıldır yaptığını. Ya kime ödüyorsun o doları? O yabancıya, o Hans'a, George'a, o sevmediğin, efendim işte bize düşman dediğin, papaz Branson'la saldır dediğin, onlara ödüyorsun. Onlara teslim oluyorsun. Londra'daki tefecilere teslim oluyorsun. Onlara ödüyorsun. Geleceğini, çocuklarını, torunlarını, gelirlerini, bütün varını, yoğunu onlara teslim ediyorsun. Arkadaşlar şeker fabrikaları deniyor. Şeker fabrikalarını özelleştiren kimdi? Biz miydik? Ben miydim? Ben mi söyledim bu şeker fabrikalarını özelleştirin diye? CHP. Ondan sonra iktidarda olan küsüyor şeker fabrikalarını. 400 bin ton şeker ithal edeceğim diye. Ya onu edeceğine oraya talimat versene. Gücün ona yetsin. De ki arkadaş ucuz şeker satacaktım vatandaşa. Sen kimsin de ya? Niye diyemiyorsun? O da çünkü seni tehdit ediyor. Diyor ki işçi çıkarırım diyor. Gider bakarsın diyor ona. Dağıtım şirketleri hocam. Bak, elektrikteki dağıtım şirketleri. Arkadaşlar bunların. Dağıtmışsın. 21 bunların, şirkete vermişsin her bunları yeri. Biden'la, bunları şurayla buraya. Bu bir inat. Cumhurbaşkanı şöyle bir bu cümleleri şey, kurduğunda. Bak, şöyle bir bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış mı? Biden'la alakası yok. Cumhurbaşkanı bir saniye. Burada. Şöyle bir sizin lütfen. Sen şöyle bir reklama gitmek arkadaşlar, şöyle bir kararlılığı var. Cevap vermemiz diyor lazım. Ki, tamam vereceksin. Faiz sen. Sebep. Enflasyon sonucu. Enflasyon sonucu. Sayın Cumhurbaşkanım sıfırla faiz ya, Allah'ın kitabını seversen. Sıfırla ya. Bu senin elinde ya. Yarın da bir talimat verdi ki benzin mazot %20'ye hemen iskont olacak. Ben ÖTV'yi efendim işte o katma değer vergisini almıyorum. Hemen iskont edin. Bu vatandaşın canını daha fazla yakmayın. Doğru. Ondan sonra ver bir talimat da de ki euro ile doları onu düşüremiyoruz. Bunlar da hemen bu nedir ya de. Olmuyor, olamıyor, yapamıyorsun. Çünkü niye? Kamu hizmetlerini devam edebilmek için, o borçları ödeyebilmek için senin doğrudan veya dolaylı topladığın vergilere ihtiyacın var. Niye biz 30 Haziran'a kadar uzattık mali affı? Getir, para nereden olursa olsun, içeriden dışarıdan beyan et. Paramız yok, paramız olsa biz bunlara tenezzül eder miydik? Bunların yanına yaklaşır mıydık? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti, hukuk devleti sürekli mali barıştan, vergi barıştan söz eder miydi? Vazgeçer miydi o gelirlerinden? Ama ne olursa olsun kaynağını araştırmıyorum diyor. Bununla ilgili belki yarın bir gün biz siyah listeye de gireceğiz, kara listeye de gireceğiz. Ama bunları umursamıyoruz. Çünkü bizim ne pahasına olursa olsun paraya ihtiyacımız var. Bakın şöyle söyleyeyim. Turist gelsin, gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Diyor ki gelsin. Türk lirası ucuzlarsa daha fazla alım güçleri olacak değil mi turistlerin? Ama siz iç turizmde veyahut da buradan gitmesi gereken insanların alım güçlerini düşünmüyorsunuz. Onları bir kenar koyuyorsunuz. Eğer siz bunları şöyle yapıyorsanız, ya o gelen yabancılar dünyalıklarını yapıyorlar, biz ise ahiretimize devam ediyoruz diyorsanız, o senin bileceğin bir şey. Ben ne yapabilirim ona? Biz şu anda yaşadığımız dünyada, Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu vatanda, bu topraklarda insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin
en iyi şekilde yaşayabilmesi için ne yapılabilir? Bunun kavgasını veriyoruz. Bunun tartışmasını yapıyoruz. Vermiyorsun. Ve ben sana öyle şunu söylüyorum. Diyorum ki 300 km hızla gidiyorsun. Enflasyonu umursamıyorsun. Karşılıksız para basıyorsun. Bana şundan bahset. Serkan şunu bahsetti. 3 ay sonra, 6 ay sonra, hatta 1 yıl sonra bu gidişatta senin enflasyonu, hayat pahalılığını durdurabilmen mümkün mü? İnanıyor musun buna? Eğer bu inanç oluşmuşsa millette, biz niye bu kur korumalara devam ediyoruz? O zaman vazgeçelim. Eğer güven geldiyse, istikrar geldiyse, yok olmuyor. Dikiş tutmuyor. Onun için diyorum ki şu anda bu gidişat bilinçli yapılıyor. Bu dövizin önünün açılması, artması, engellenmemesi, tüm bunlar seçim ekonomisi gösteriyor bana göre. Tüketim artıyor. Çıkıp da Sayın Cumhurbaşkanı tüketin demeyecek elbette. Ama şöyle söyleyeyim size. Şuradan bir notumu bir yere daha aldım. Ondan şu açıklamayı yapayım. Bence mantıklı olacak. Sonra da reklama gideceğim. Hemen bitireceğim. Bakın şunu söylüyorum. Tüketilmeyen mal üretilir mi? Üretilmez. Koleksiyon mu yapacak bunu üretici? Ne yapacak sanayici? Ürettiği mal ne yapması lazım? Nereye satacak? İçeriye, dışarıya satacak. Dışarıya sattı, getirdi. Pahalı olması kimin işine geliyor? Devletin de. %40'ını el koyuyor çünkü onun. Alıyor elinden. %60'ını alabiliyor. Şimdi siz cari açığı düşürebiliyor musunuz? Oysa biz cari açığı düşürüp daha fazla döviz alarak arz talep dengesini kurup dolara ihtiyacı azaltacaktık. Döviz bolluğuna sebebiyet vererek. Eylül 2021'den faiz düşürmeye başladığımız andan itibaren geçen bu kadar zamanda 9 aylık dilimde veya 10 aylık dilimde bununla ilgili en ufak bir sinyal var mı? Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tüketilmeyen, üretilmeyeceğine göre, üretmek için en azından biz enerji tüketeceğimize göre şu anda geldiğimiz yerde 18 liraya doğru koşan dolarda arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakalım. Hangi görüşten olduğumuzu, ideolojimizi, kavgamızı, ya bizim yoksullaştığımız, paramızın düştüğü değer ve bu hayat pahalılığı ve artık insanların sadece öngörülebilir olarak gördüğü hayat pahalılığını tersine çevirmek için ya atılan adımların inandırıcılığı var mı? Yok. Bunu biliyoruz ve görüyoruz. Bunu değiştirmek için ne yapılması gerekir? Önce yönetenin hatasını kabul etmesi gerekir. Ben hata yaptım. Bu hatadan dönüyorum. Tek çözüm var. Bunu hepimiz biliyoruz. Tek MHP'ye çözüm gitmek bu değil. Tek çözüm. Tek hata çözüm. Dediği şey faiz. Aynen 2004'lü yıllarda olduğu gibi disiplinli, planlı, programlı bir program açıklamak. Ve bunlara harfiyen uyabilmek. Ama şu anda bir yıl kala siz seçim satına girdiğinizde bunu yapar mısınız? Yapamazsınız. Onun için Allah Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bırakın. Bolluk olabildiği kadar olsun, para verin, ucuz kredi verin, tüketim artsın, üretim olsun ve bununla bir bolluk yaşansın. Seçim sonrası kazanırsak bakarız diyor.